Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kardeşim Mustafa'nın yanına geldik. Merhaba. Onun damına geldik. Mustafa'nın hem güvercinlerine hem de bir de çok güzel bir tane köpeği var. İsmi neydi Mustafa? Tesla. Benim kızım. Aynen. Onun yanına geldik. Mustafa'la güzel bir video çekeceğiz. Bir de dedik farklılık olsun, bir köpekle beraber çekelim. Bakalım nasıl olacak. Köpek demeyelim Mustafa için çünkü benim kızım o. Kızı gibi bir şey. Evet. O yüzden şimdi sen bu Tesla ismini ne lan? Ben işte hayır. Ben şimdi Tesla'nın arkadaşlar bugün abimle bağ evinden geliyordum. Tesla gördük. Yani bu da bu şey yani Antep'te Tesla yok. Hayır kızım. Bekle. Antep'te Tesla yok. Yani ben gördüm. Ulan dedim ileride köpeği alsam ismini Tesla yapacağım. Ve aldım Tesla yaptım ismini. Çok ama güzel bir şey oldu. Gerçekten çok güzel bir köpek. Nereden merak geldi bu köpeği beslemenin? Hayır ben yıllardan beri de Golden. Golden hastasıyım. Yani bana Pitbull falan getirsen hiç bakmam bile. Şunun güzelliği hiçbir yerde yok yani. Ama gerçekten de ben de çok beğendim. Sen bir köpek besleyecek olsam ben de bir tane Golden hastalar beslerim. Askerde hatta ben de komutanın Golden'u vardı. Onu beslerdik. Ve gerçekten çok güzel ama küçükken ben çok beğeniyorum. Büyüyünce biraz zayıf falan oluyorlar bunlar bile. Valla o bakıma göre ya. Bak şu an bile ya çok tatlı. Ben bunu büyüdüğümde yani ben kendimden iyi bakıyorum gerçekten. Ama keşke de hep böyle ufak kalsa daha aynen, güzel olur. Aynen ufak kalsa daha güzel olur çok aslında. Şirin ya maşallah var ya. Aynen. Dişi mi der çekmedi dişi bu. Bu kıyafetini de yeni mi aldın sen önce aldığından mı? Ben yeni aldım bunu. Yani her şeyi güzel yani. Yakışmış daha pembe rengini de seçmiş. Yani kendisi dişi olduğu için o elbise daha güzel oldu. Açalım istiyorsan. Açalım da bu kaç aylık? Bu şu an 3,5 aylık. Mama filan düzenli. Her şeyi düzenli. Maması yediğimde insanlar diyor bazen mama önüne koyma filan da böyle sabah koy 10 dakika yesin al öğlen koy 10 dakika yesin al. Belki yediğimde dönünde. Arada hizalandırıyorum bazen yani alıyorum önünde. Öğlen veriyorum yani 1-2 saat aç bırakıyorum. O zaten bir yemesiyle akşama kadar bile aç kalmaz normalde ama benim gözümde aç kalır diye veriyorum ben her zaman mama. O zaman sen günün belli bir saatlerinde bununla beraber oynuyorsan. Ben sabah 1 saat, öğlen 1 saat, akşam 3-4 saat 12-1'e kadar oynuyorum. Peki sokağa falan çok bile gezmiyor yok, mu? Yok aşılar bitmediği için çıkarmıyorum. Abinin yanına geziyor mu? Yok aşılar daha aynen. Ondan getirme orada biraz hastalık var. Hastalık var aynen. Bu 3-4 ay daha 3-4 ay sürecek aşılar falan. Bunlar kıyılmaz ya gerçekten çok güzel maşallah ya, aynen, var ya. Vallahi. İnşallah nazarlardan korunur. İnşallah. İnşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar evet. Sizden. Şimdi o zaman bir bırakalım bir de dışarıda seyredelim bunu. Çıkarsın. Gel. Ne var lan? Vallahi çok şirin değil mi? Aynen. Ya bunu işte öldüreceğim ya ısırar ısırar öldüreceğim vallahi. Vallahi bakamazsan bana ver ben bakarım. Yok ben buna var ya bakarım ya. Şuna baksana gerçekten çok şirin. Dişleri de sırsa da acıtmıyor yani. Yok bak ben var. Eline ağzına koyuyorum. Bak böyle yani. Diş var ama acıtmıyor yani. Sadece bu sivri dişleri bazen biraz acıtıyor. Beni sevdin mi? Ne yaptın? Senin üzerine o şeyleri ısırmak istiyor. Yo maşallah çok güzel ya. Evet. Peki güvercinlerle nasıl ediyorsun sen bunu? Güvercinleri ben bunu dışarı çıkarıyorum. Güvercinler aynı o bir saat vakit geçiriyorum. Ulan güvercinler orada vakit geçiriyor. O maşallah. Çok güzel ya. Hele şuna bak şuna. Bence bunu hiç abinin yanına bileme götürme de abinin yanında olsam ondan beslerim ya. Bunu abim alacak ya. Herhalde o da düşünüyor bu aralar. Çok şirin yani. Çok tatlı bu ya. Vallahi bulursam ben de alırım bir tane ya ayarlarsam var ya. Aynen. Tesla gel buraya. Şşt gel. Gel kızım. Gel. Aferin kızım o bravo. Bravo. Kaç aylık demiştin sen buna? 3,5 aylık. Maşallah. Dün ablam bizde bir tane köpek vardı. Rottweiler mi diyorlar neydi? Evet. Nasıl bir köpekti o ya? Allah hırsın ya. Onlar bunlara göre hırçınlar yani. Oo çok ya insanı parçalar. Bu çok oyuncu. Bunlar sabaha kadar oynayacaksın. Bak kirletmiş. Dün aldım kirletmiş mesela. Bunun bazen havalı güzel olduğunda yıkasan da sıkıntı olmaz. Yok, yani. Yok veteriner dedi şu an yıkama dedi. Gençlik hastalığına düşer dedi. Öyle mi? Aynen ben o yüzden yıkamıyorum. Bayağı kirli. Bunlarda de bir ton aynı falan nasıl edeceksin? Buna aşılar yapılıyor ya bit gelmiyor o yüzden. Aa. Dış parazitlerine şuraya ben bir işte... şey sıkıyorlar. Oradan gelmiyor yani. Hiç köpek beslemedim ya o yüzden. Ben günlük tarıyorum ya. Bir de. Bunu tarağı nerede? Burada. Tarağı da var hele şimdi. Aynen. Günlük tarağı var şöyle arkadaşlar. Ben bununla her gün şöyle tarıyorum. Tam şu an kıyafeti var diye taramıyorum. Arada tarıyorum ama bununla. Ama ne güzel. Diyor ki saatlerce resmen benimle oynar ya. Hele şuna i̇şte baksana. Bak. Gel. Bir kızın gibi seviyorum vallahi. Vallahi ben çok seviyorum ya. Yani...
Evlat sonuçta, bu da Allah'ın sessiz kulu yani. Bana baksana. Çok oyuncu. Şimdi güvercinlerine geçelim, bir de güvercinlerine geçelim, bir aynen güvercinlerine bir yorumla. Bir de arkadaşlar, Mustafa abisinin güvercinlerine bakıyor. Daha akın buradan götürmedi güvercinlerini. Pek evet. Güvercinden, köpekten anladığı kadar güvercinden anlamıyor. Bir de güvercinlerine bakalım, neylerde bir hatalar var, neylerde şey var. Ona göre bir yardımcı olalım, bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Aynen. Bir hatam falan varsa. Benim de olursa eğer siz de yorumları yazarsanız sevinirim yani. Bunun yeri çok güzel ha, çok da büyük yani. Vallahi. Güzel de işte siz düzememişsiniz. Yer var ya, bak suya alatım köpüğü falan da düzmüşsün. Çok da güzel olmuş aslında. Aynen ya, güzel de işte abi. Ölenler oluyor ya arada ya. Bak şu şey yavrusu, yavru çok zayıf kalmış. Bu ölebilir. O mu? Aha, bu çok zayıf kalmış. Başı beyaz yapışkanda biraz rahatsızlık var. Hiç fark ediyor değil mi tiklerinde? Yok, belli ediyor zaten. Baksana bak, şu gider yani, bu hayvana bakamamışlar. Çok vitaminsiz kalmış bu hayvan. Ben ona aslında bütün yemeğe de falan veriyorum aslında ya. Sana aslında var ya, yavrulara verebilirsen var ya, yavru hapı denen bir ilaç var, tamam mı? Tamam. Akşamlar mesela kuşlar yemedikten sonra var ya, evet. Ha, var yavrunun ağzına 3 tane alsan anne bakamasa bile, ama onun için çok iyi besler yani onu. Çok güzel olur değil mi aslında? Ben şu an benim yavruya belki gördüm görmedim bilmiyorum. Ben şu an her yavruya günlük 3 sabah 3 de akşam veririm yani. Yavrunun gelişimi daha hızlı ve daha dinç, güzel yani. Pratik öyle yani. Sen aşı falan da yapmıyorsun, doğal akışına bırakıyorsun. Doğal zaten. Ben iki kere doğal yani, ben doğal aşı. Bak yumurta kırıkları var, yavrular çıkmış. Bir yavruları gezelim abi, yavruları bir yorumla. Şurada bir tane daha var. Ne zaman doğurdu bunu? Vallahi ben bence onu al abi ya. Senin telefonun nerede, bir getirsene. Tut. Bak arkadaşlar, şöyle tuttu mu yumurta ince, bak bıcık. Bunu at. Tamam. Burada nerede var? Buna da getir bir tutalım. Hatta bak iki tane var, bak görmemişsin. Bak temizleyememişsin hiç yuvayı aslında. Şunlara yakından tut. Damar tutmuş mu? Yok. Bunu tut. Bu da tutmamış. Bunu da kaldır. Bir kere önce düzen yap, tamam mı? Tamam abi. Şimdi şu taraflarına bir bakalım. Bakalım burada sandıkların altında ne var? Oranın altı boş abi. Buranın altı boş. Evet. Burada oturuyor. Bakalım bir şey var mı? Sen tutsana. Bak burada iki tane yavru var. Yaşıyorlar mı abi? Yaşıyorlar ya, bak. Bak bu erkek olan, hatta dişi olmuş. Bak maşallah, şöyle gösterelim de. Bak burada iki tane yavru var. Beyaz yapışkanların yavrusu, tabe derler bunları. Beyaz tabe gibi. Bunlar işte aslında Mustafa. Güzel mesela, yavruyu falan çarpmışsa yuvan çok... mesela bir de ızgara lazım. Şu tam o yuvaların içine döşedikleri var ya. Evet. Onu yapsam... Hem yere dökülen hastalıklı yeme kuşlar yemez, hem de onun üzerinde gezerler. Burada bir şey var mı? Bak mesela burada da yavru var. Var mı orada? Dur. Bak burada da yavru çıkmış. Bir kaldırsan abi bakalım ya. Saldırmaz değil mi? Bak burada da bir tane çıkmış. Bende iki tane abi. Yok bir tane. Ya bak, şöyle. Bir tane. Tam eziyor. Yok bir şey olmaz, ona çıkmaz ona. Senin bura baya bir düzen istiyor, düzen istiyor evet. Ama gene de güzel. Bir anlamayan biri için gene de gayet bence ya, iyi yani. Değil mi abi? İyi iyi, çok iyi. Bak yorum. Burada da yavru var. Var mı maşallah orada? Maşallah ha, çok da yavrum var yani. Ana şuna. Bak geçen videoda bunu görmüştüm. Evet. Bak bunu durmuş, bu mesela bu yumurtalar cılk yani. Belli mi yani? Hı hı. Şimdi bu daha 1-2 gün olmuş doğuralı zaten. Evet. Bak bu yavru hap dediğinde mesela yavru bu kadar ya. Evet. Günlük buna 3 tane falan versem var ya, bunun gelişimi hem çok güzel olur hem de şunu. Çok cins güzel bir kuş olmuş. Arkadaşlar bunun ismini bilenler yoruma yazsın. Ben de ilk defa böyle bir güvercin gördüm. Bak böyle üstü mor olmuş. Parçaları da bembeyaz, çok da güzel. İnşallah bir şey olmaz, Mustafa öldürmezsin, çok da güzel duruyor i̇nşallah. Bu. İnşallah. Vallahi inşallah ölmez. Zaten bu kendisi sadece çıkar dolaşır. Bir hafta sonra da yem yemeye başlar bu. Evet. Şurada bir şey var ama bak şurada da yavru var. Maşallah, sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Her yerde de yavru var yaklaşık. Bir iki tane yavru var damda. Abi bunların sağlık durumuna sence bir bakar mı? Bak bunlar göğüşbirlerin yavrusu. Bak bunlar posta kuşlar. Bunlar posta. Bak şu an bunların sağlık durumu çok iyi bak. Şöyle alayım da. Maşallah bak çok güzel. Bak diğerine bembeyaz, bak bunu
annesi gibi vermiş, tamam mı? He. Şunu alalım. Bak şu... Acımaz değil mi canları? Yok yok. Bak buna da çok güzel bir kuş vermiş bunu. Bak kanatlarını siyah çıkacak, bunun kanatları siyah olacak. Görüyor musun bak? Evet. Burası ya. Evet. Çok da güzel. Bunlara dediğim gibi yaparsan bunlara hiçbir şey olmaz. De dediğim gibi Mustafa, burayı önce bir kere düzenleyeceksin. Temizleyeceksin, bu sandıkları falan çıkartacaksın, tamam mı? Evet. Tertemiz bir kere temizleyeceksin. Evet. Abine de söyle, buraya ızgara alıp boydanmaya, tamam mı? Bunların sağlığı için. Evet. Daha mı iyi oluyor? Bak bir de hastalık nereden geliyor biliyor musun? Bunlar şu an dışkısını yapıyor, tamam mı? Evet. Bir de yem var burada. Yemlerin bazıları yere dökülüyor. Yine o yemi topluyorlar. İster istemez hastalık ulaşıyor. Evet, bir arada güvercinlerin falan hasta oldu. Hızlarının faydası bayağı bir çok. Onu yaparsın. Onun dışında da yerin falan çok da iyi yani. Yani güzel değil mi konumları içerisinde? Çok güzel ya. İnan var ya bak, bunu çok beğendim. Bu bayağı güzel ya. Bu var ya arkadaşlar, abim baba güzel fikir yapmış bayağı. Bakın abi burada bahçe tarzı kullanıyor. Burada var ya, tam yavruluk yeri yapmışsınız aslında. Bir kuşçunun gerçekten istediği bir şeyi siz yapmışsınız. Yavrular çok var ya yavru valla. Ben bir şey yapmıyorum ha, kendileri doğru yani. İşte sen bir şey yapmıyorsun. Kendi kendine büyüyorlar ama sağlıksız kuşlar yani. Ben o zaman onlara abi dedim, ilaçtan hani... Ben güvercinlerime geçen aşısını falan da yaptım. Hatta evet, biraz daha güvercin var aşısını yaptığında. Sen aradığında getir aslında. Sen şu iki tane güvercinin de aşısını yapalım ki sağlıkları biraz daha şey olsun. O ya, yavrulara mı? He, bak mesela şu gösterdiğim kırmızı var ya. Ona mı getireceğim? He, onunla şu diğerini getireceğim. Bu ikisine de ben aşısını yapacağım, tamam mı? Eyvallah, sağ olasın. Çünkü o hayvan telef olmasın ya, tabi çok ama güzel. O aşıdan sonra beni dinç olur. Düzelir, düzelir. Hadi aşıdan o aşı o kadar tesirli mi ya? Ya bir küçük çocuğun nasıl aşısını, sen nasıl köpeğin aşısını yapıyorsan ben de aşısını evet, de yapacağım. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hı. Mustafa'nın güvercinlerini seyrettik. Bayağı da bir güzeller. Köpeği özellikle daha da güzel maşallah. Herkesin yapmak istediği şu tel örgüden ben de yapacağım. Herkese de tavsiye ederim çünkü yabancı bir kuşu bastırmak için de çok güzel. Yavruluk bir alan için de çok güzel. Ben de yapacağım inşallah bundan. Bu yabancı bir kuşu dedin ne var ya, ben kuşları bazen buraya bırakıyorum. Bazı gören kuşlar ben arasa da öyle kuş diyorum yani. Zaten öyle ki yağmurda ne kedi gelir, bir serçe bile ama bunlardan girmez yani. Serçe sadece şu aralarda, bir içeride aralardan boşluk var, oralarda giriyor. O da ya, sıkıntı değil he, ama gerçekten çok güzel, ben de beğendim. Eyvallah, sağ olasın. Vallahi inşallah dediğim gibi yaparsan daha güzel olur. İnşallah en güzel seninki olur. Senin demek istediğin başka bir şey olur mu? Vallahi arkadaşlar bu kadar, en azından Mustafa abiden güzel şeyler öğrendim. Yani biraz düzenlemem lazım. Çünkü bunlar da bir can yani, bunlara da iyi bakmamız lazım. Bu yani bak şuna bak, şerefsize bak, samırsak mı o, ne yiyor o şerefsiz. Testa. Ama çok da güzel köpeği. He ya, eyvallah, sağ olasın abi. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşça kalın, kendinize görüşürüz, iyi bakın. Arkadaşlar.